Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Link Server 2010'da Call Admission Control'ün yapılandırılmasından bahsedeceğiz. Call Admission Control'ün terimlerinden makalemin bir tanesinde bahsetmiştim. Burada ise konfigürasyonun ara birimden nasıl yapıldığını ve hangi terimleri tanımlamamız gerektiğini inceleyeceğiz. Gayet basit Call Admission Control protokolün tanımlanması. Link Server'ın kontrol panelinden Network Configuration'a geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi Call Admission Control protokolünde kontrolünden kaktan bildiğimiz yani Call Admission Control protokolünden bildiğimiz terimleri görüyoruz. Şimdi ilk başta şöyle bir inceleyecek olursak nelerimiz var? Global ayarlarımız var. Location Policy, Policy Profile, Region, Site, Subnet, Region Link ve Region Route var. Gördüğünüz gibi. Global'e geldiğimiz zaman arkadaşlar Edit dediğim zaman sadece Global Policy var gördüğünüz gibi. Ben çift tıklıyorum default'una. Enable Call Admission Control Protocol. Bunu enable etmezseniz Call Admission Control Protocol çalışmaz. Burada verdiği warning şununla ilgili bir şey. Enable Call Admission Control Protocol'ü global olarak açarsanız Always bypass diyemezsiniz. Yani sürekli medium bypass'ı ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Dolayısıyla buradan ayrıyetten bypass için bir ayar yapmamız lazım. Bu şu anki konumuz değil. Daha sonra geldiğimiz zaman location policy'yi görüyoruz. Yine global bir ayarımız var. New dediğim zaman site policy gördüğünüz gibi. İstanbul site'ını seçtiğiniz zaman location policy'de nelerin olduğu gözüküyor. Burada biz bunu yapılandırmayacağız çünkü bu birazcık daha Enhanced 911 dediğimiz bizim location policy'leri kullandığımız acil aramalar için kullanılan bir yapı. Dolayısıyla Call Admission Control protokolde bunu kullanmayacağız. Zaten Enhanced 911 Türkiye'de geçerli olan bir şey değil arkadaşlar. Sadece United States'te çalışıyor. Dolayısıyla buraya da geçiyoruz. Globalden Call Admission Control protokolü enable ettik. Policy Profile'a geldiğimiz zaman New dediğim zaman direkt bir tane profil oluşturuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela diyorum ki burada benim region'ım olsun mesela işte Link'teki kavramlardan bir tanesi kalkla ilgili kavramlardan bir tanesi region'lardır. Bir Amerika region'ımız olsun, bir de Avrupa region'ımız olsun. Bölgeler bunlar mantıksal yapılardır region'lar. Veyahut da site'lar arasındaki link'lerde de kullanabilirsiniz. Şeyleri policy profile'larınızı. Dolayısıyla hani iki region arasındaki linkin üzerinde hangi bandwidth politikaları işleyecek, ondan sonra site'lar arasında hangi politikalar işleyecek veyahut da region site arasında hangi politikalar işleyecek, bunun nereden kararını veririz? Policy profile'den. Yani siz çeşitli politikalar oluşturursunuz ihtiyacınıza göre. Daha sonra bunları inter-region yani region'lar arasındaki linklere, site'lar arasındaki linklere veyahut da region site arasındaki linklere de ne yapabilirsiniz? Bağlayabilirsiniz. Mesela ben diyorum ki video policy diyeceğim. Diyelim ki global bir video policy'm var. Dolayısıyla video policy diyorum. Audio limit. Şimdi arkadaşlar audio limit ve audio session limit bu kavramlar önemli. Audio limiti gördüğünüz zaman maximum amount of bandwidth to allocate for all audio sessions. Yani audio limitte verdiğimiz limitler bütün session'lar için. Yani diyelim ki bir site'dan bir site'a 1000 tane, 10.000 tane session'ınız olabilir. Bütün totalde limitiniz ne kadar olabilir? Kilobit cinsinden. Mesela işte 2048. Diyelim ki wide area network 2048'i aşmasın audio limit. Bu 2048'in içerisinde ise audio başına diyelim ki 128K geçmesin. Yani 128 kilobit per second'ı geçmesin dersiniz. Video daha geniş bandwidth ister. Video limit nedir? Gene bir linkten başka bir linke yapılan total video aramalarıdır. İşte buraya da diyelim 4096 diyelim 4K. Session bazına ise 512 olsun mesela şeklinde ve burada da işte ne yaparsınız? Gerçi biz video polis dedik ama buraya şey diyelim global hepsini yapılandırır. Global audio video policy. Description'a da açıklamasını yazabilirsiniz. Burada muhtemelen şu tray'i kabul etmedi. Şimdi geldiğim zaman evet çarpı işaret edecek. Bu şekilde yapılandırmamızı yapıyoruz. Yani audio limit dedi total audio. Video şey session limit dediğimiz sadece bir session için. Video total video. Video session ise bir video için yaptığımız konfigür ettiğimiz limit daha doğrusu. Dolayısıyla bu şekilde ne yapabiliyoruz? Polisimizi oluşturabiliyoruz. Tabii siz gelip buraya birden fazla polisi ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Gelip buraya işte dersiniz ki Europe
sight, audio, video, policy dersiniz mesela. Bunun için de ayrı bir şey oluşturabilirsiniz. Mesela Europe'daki, Avrupa'daki bandwidth'iniz daha yüksektir. Sadece işte buraya dersiniz ki 10 bin, 10 megabit bir hattınız var diyelim ki, kilobit per second. Buna da işte atıyorum, ne dersiniz? 4096 dersiniz session bazına. Session bazına 4096 çok yüksek de. 1024 dersiniz. Video limit yine totalle işte 10.000'dir mesela. Yine 10 megabitin hepsini kullanabilsin bu adam. Buraya da gelirsiniz mesela 4096 deyip ikinci bir polisinizi oluşturabilirsiniz. Bu polisleri oluşturup ihtiyaçlarımıza göre daha sonra atamalar yapıyoruz. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü ayarlarına geldiğim zaman başka bir konfigürasyon sekmesi veyahut da ayarı bulunmamakta. Bunlar oluşturduktan sonra tabii buradaki sıra size kalmış. İstediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Önemli değil. Region'lar arkadaşlar. Geliyoruz mesela Niv. Diyorum ki ben Amerika region'a. Her region'ın arkadaşlar bir tane central site'ı vardır. Mesela buraya benim bir tane site'ım olduğu için Europe diyeceğim. Yani burası backbone'dur aslında network açısından incelediğimiz zaman. Alternate path olsun mu? Audio için veyahut da video için. Yani bu ne demektir? Session limitine gelindiği zaman reroute edilsin mi? Evet edilsin. Ve bu region içerisindeki site'lar nelerdir? Şimdi hiyerarşik olarak baktığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru subnet'ler, Active Directory'de olduğu gibi. Ondan sonra subnet'ler neyi oluşturur? Site'ları oluşturur ve site toplulukları da region'lar oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla buraya associated sites ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz. Buradan değil tabii atamayla yapacaksınız site sekmesinden. Bir tane ben ne yaptım? Region oluşturdum. Europe region'ı. Tabii siz gelip new region deyip başka bir region'da oluşturabilirsiniz mesela. İkinci bir region. Bunu central site'ına atamak zorundasınız. Ben de başka bir şey olmadığı için, region olmadığı için şu an oluşturmayacağım. Sonra geliyoruz site arkadaşlar. New dediğim zaman mesela işte site'ımız ne olsun mesela? Türkiye olsun. Hangi region'a bağlı? Europe region'a bağlı. Bandwidth policy'si ne? Europe site audio video policy'si olsun. Location policy'si yok. Description associated subnets deyip oluşturuyoruz. Commit diyoruz. Yine buradan oluşturmuyoruz. Buradaki bağlama mantığı yani terimleri birbirine bağlama mantığı arkadaşlar yukarıdan aşağıdır. Mesela ne yaptık? Region şey aşağıdan yukarıdır. Yani küçükten büyüğe doğrudur. Region oluşturduk ama ona bir site bağlayamadık. Ama site oluşturunca onun region'ını seçebildik. Subnet ile site arasında da buna benzer bir ilişki var. Uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane de site oluşturduk. Subnet geliyorum. New diyorum. Subnet ID mesela işte 192.168. Ben kendi subnetimi gireceğim. 84.0 ID'si subnet maski 255 255 255 0 diyorum. Site ID'si ne oldu yanlış mı girdik? 255 255 255 0 input veriyor. Ha pardon. Burada ne yapacağız? 24 diyeceğim ben. Geliyorum. Slash 24 yani notasyonu bit cinsinden yazıyor olmanız lazım. Network site ID'si ismi PowerShell'den oluşturup herhangi bir atama yapabilirsiniz. Veyahut da direkt site'ın ismi burada çıkar mesela. Türkiye site'ına ben atadım. Türkiye site'ımda ne yaptım? Bu subnet'imi oluşturdum. Tabii Türkiye subnetinde yani site'ında birden fazla subnet olabilir mi? Olabilir tabii ki de. Mesela gelirsiniz buraya 192.168.84. şey 84 yaptık 85.0 dersiniz. Buraya gelip 24 dersiniz. Mesela gelip buraya yine Türkiye diye oluşturabilirsiniz. Commit dersiniz. Gördüğünüz gibi Türkiye için, Türkiye site için iki tane subnet tanımladım ben. Arkadaşlar subnetleri de bu şekilde tanımlıyoruz. Yani her subnet bir daha doğrusu bir subnetler topluluğu site'lar topluluğu ise region oluşturuyor gibi. Mesela site'da ben gelip şunu yapamaz mıyım? Türkiye bir site oluşturdum. New diyorum mesela. England diyorum. İngiltere veyahut da işte şey diyeyim daha güzel olur. United Kingdom. Region ne? Birden fazla site region içerisinde olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Yine polisini atadım. Europe Site Audio Video Policy. Commit dedim.
Şimdi bu sefer ne oldu? Gördüğünüz gibi bir region içerisinde, yani Europe region içerisinde birden fazla site atadım. Yani küçükten büyüğe doğru atama yapabiliyorsunuz. Subnet'imizde de Türkiye'ye de iki tane subnet verdim. Linkler nelerdir? Linkler ise arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın region 1, region 2. Şimdi geliyorum. Region 1 ne? Europe. Geliyorum. Region 2 neresi? Europe olsun yine. Bandwidth policy bu linke, Europe'dan Europe'a. Tabii bu şu an saçma oldu. Ben de bir tane region olduğu için şu polisiyi uygulayın dediğiniz zaman commit derseniz name Europe to Europe diyorum. Commit dersem bakın need to define region link between two distinct regions. Yani birden fazla region arasında olması gerekiyor diyor. Haklı olarak ve mantıklı olarak. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Birden fazla region oluşturup bu atamayı yapabilirsiniz. Ama oluşturulması aynı şekilde yine. Bu şekilde linkinizi oluşturursunuz ve linkinize hangi bandwidth policy'yi uygulayacağınızı. Bunu uyguladıktan sonra artık nedir? Bu linkler arasında sizin maksimum bandwidth'iniz var, session bazında bir bandwidth'iniz var. Bu şekilde ne yapmış oldunuz? Bandwidth'inizi kontrol altına almış oldunuz. Bu şekilde yapılandırmayı ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Cancel diyorum. Region Route'a geldiğim zaman bir diğer kavram new dediğim zaman Region 1 mesela Region Europe'dan işte atıyorum Amerika'ya hangi linki kullansın? Şu linki kullansın. Region 1'den 2'ye şu linki kullansın gibi birçok link oluşturabilirsiniz. Yani bir region için mesela işte Europe'dan Amerika'ya 3 tane link ne yapabilirsiniz? Tanımlayabilirsiniz. Bu ne demektir? 3 tane policy veyahut da alternatif route oluşturma imkanı verir demek size. Ve bu şekilde de routing işlemlerinizi ayarlamış olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi kavramlarımız bu şekilde. Global policy, okey diyorum. Global policy, Collat Vision kontrolü enable ettiğimiz bir yer. Policy profile dediğimiz zaman bandwidth policy'lerinizi oluşturuyorsunuz. Region'larınızı oluşturuyoruz. Site'larımızı oluşturuyoruz. Subnet'lerimizi oluşturuyoruz. Region linklerimizi, iki region arasındaki linkimizi ve bunların hangi bandwidth policy'ine tabi olacağını ve region'lar arasındaki route'u yani bir region'la bir region hangi linklerle bağlanır şeklinde ne yapabiliyoruz? Route'larımızı oluşturabiliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Link Server 2010'da Collat Vision Control'ün konfigürasyonu gayet basit. Collat Vision Control protokol arkadaşlar çok önemli bir protokol aslında. Bütün Voice over IP sistemlerinde bulunur. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka kullanılması gerekiyor. Link ortamlarınızda da hem performans hem de bandwidth'inizi efektif bir şekilde kullanmak adına sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Temel konfigürasyonumuz bu şekilde. Aynı yapılandırmaları PowerShell üzerinden de arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Collat Vision Control configuration'ımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur hepinize. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.